spordan başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Bulgarspor 3. lige çıktı. Ancak Futbol Federasyonu şu anda statını akredite yapmıyor. Yapmazsa da maçlarını sürekli deplasmanda oynamak zorunda kalacak. Yatakhane, yemekhane gibi sosyal tesislere ihtiyaç var. Hakem ve soyunma odalarından geçirmesi lazım. Bu konuda belediye el atacak mı, yoksa Bulgarspor'un yalnız kalacak mı? Birinci soru bu. İkinci sorum da, Taş Ocakları'nda biliyorsunuz Millet Bahçesi projesi var. Ancak mahkemelik oldu. Belediye bu davaların neresinde? Davalı tarafında mı, davacı tarafında mı? Teşekkür ediyorum. Başkanım iyi günler. Bu Top Sevi Yalı Kültür Merkezi'nin durumu nedir? Ne zaman bitecek? Benim 3 tane sorum var. Bir tanesi dün AK Parti Meclis Üyesi Haydar Göksoy mecliste dile getirdi. Bu Galatasaray'ı yardım koyuyor diye gibi konu gündeme getirdi. Dağıtılmadığını, yerine atıl bırakıldığını, belki de bozuk olabileceğini söyledi, bir konu getirdi. Böyle bir şey gerçekten var mıdır? Varsa neden bekletildi, dağıtılmadı ya da söylediği gibi bir arıza bir küflenme, paslanma gibi bir şey mi vardı nedir bilmiyorum. Birincisi bu, bunu görmek isteriz kamuoyu adına. İkincisi de yine bir şeyi gündeme getirdi. Makam aracıyla bir tatil, Bodrum gibi falan tatil yapıldığını dile getirdi. Bunu da önümüzdeki günlerde açacağım diye konuyor. Böyle bir şeyden haberiniz var mı? Varsa durum nedir bilmiyorum. Bunu da açıklığa konuşturmasını isterim. Bir diğer konu da Hürriyet Caddesi'nde biliyorsunuz bir çalışma yaptınız. Fakat bu çalışmada şöyle bir şey oldu. O eski merdivenden olduğu yerde bir toprak yanı vardı. Siz orayı devlet emri yıllarıyla bir yazışma yaptınız. Ondan size cevaben işte evet böyle bir şey var ama siz burayı ellerseniz, yaparsanız burada herhangi bir arıza çıkarsa, Marmara'ya rahatsızcı bir şey çıkarsa bütün yapılacak olan şeyleri sizler tazmin ederiz diye bir şey yazı göndermişler size. Fakat bazı kaynaklarda aldığınız bilgiye göre burası bu toprağın olduğu yer size ait. Kartal Bey'de size ait bildiğim kadarıyla. Marmara'yı yapan, daha sonra bu haberleri biz bir iki haber yaptık. Bundan sonra da ben devlet emri yolları üreticilerine görüştüm. Onlar bana ulaştılar haberlerden sonra. Hatta bir arkadaş da oraya kadar geldi. İnceleme yaptı. Beraber yerine inceleme de yaptık. Söylenen şu. Burası size ait. İmalatı yapan birkaç defa el değiştirmiş. Yani iki yabancı firma Marmara'yı yapmış. Birisi bırakmış. Yarım kalmış. Başka bir yabancı firma alıyor. O da yarım bırakıyor. Sonra Cengiz İnşaat alıyor. Şu anda devam ettiriyor. Fakat nedense o toprak alanı bırakarak aktan devam edilmiş. Siz de burada Hürriyet Caddesi'nde bir çalışma, proje çalışması yapıyorsunuz ama bundan dolayı o toprağı kaldıramadınız. Şimdi biraz önceki gün de Kadıköy'e gittim bir çalışma yaptım. Söylenen şu, burası size aitse sizin onlara bir yazı yazıp biz burada bir proje çalışması yapacağız. Siz bu toprağı, bu müteahhit kimse burayı almamış, kazıkları çakmamış, yani yatak duvarını çekmemiş. Her neyse bu size ait. Size biz iki ay süre tanıyoruz. Kaldırırsanız kaldırırsın, mesuliyeti kabul etmiyoruz. Kaldırmazsanız iki ay süre biz toprağı kaldırırız, projemizi devam ettiririz demeniz gerekiyor. Dememişsiniz. Şimdi o toprak orada kalmış şekilde kaldı. Problem nedir? Niye kaldı? Hadi diyelim ki bir süre sonra orada bir onay çıktı ya da siz yazışmalardan dolayı haklı çıktınız. Bir daha oradan kırılacak, dökülecek, araçlar gidecek, gelecek, kepçeler gidecek, gelecek, taşlar taşıdınız. Bunun doğrusu nedir? Bunu öğrenmek isterim. Teşekkür ederim. Ben Mehmet Çoğdabaş. Öncelikle kahvaltı davetiniz için teşekkür ediyoruz. Son 3 yılda Kartal'da güzel çalışmalar yapıldığınız görüyoruz, sahadayız. Tabii ki eksikliklerimiz var. Eksikleri de bizim söylememiz gerekiyor. Şimdi Kartal Belediyesi'nin diğer ilçelere nazaran gelir durumu yok. Yani bildiğimiz kadarıyla gelirleri eksik olan bir belediye. Bu açılardan da kente vizyon katacak bir fuar merkezi, kongre merkezi veya öğrencileri bu
bölgeye çekecek bir üniversite yapılması düşünülüyor mu diye sormak istiyorum. Başarılar diliyorum, çok teşekkür ediyorum. Belki bilginiz vardır. Bu Pendik'te yaşanan konserle ilgili, iptal edilen konserle ilgili Pendik Belediyesi'nde bir açıklaması oldu. Bu organizasyonu Pendik Belediyesi'nin Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin organize ettiği açıklandı. Bunu da söylemek istiyorum. Bir belediyemize ait bir spor kompleksi olacak mı? Projeleriniz arasında var mı? Bunun varsa onun müjdesini duymak istiyorum. Teşekkür ederim. Sen iyi seçiyorsun. Öncelikle Sayın Başkanım, davetiniz için teşekkür ederim. Ben hem teşekkür hem de iki tane soru yönetmek istiyorum sizlere. Teşekkür, basın ve halk ilişkiler müdürümüzü. Neden diye soracak olursanız. Ben buraya gelmezden öncesinde yerel ve ulusal basındaki yerinize göz attım. Bölgemize Türkiye'de aslında çok iş yapmayan ama sürekli gündemde kalan birkaç belediye başkanı birisiniz. Bunda alt yönetimde iyi yürüten basın müdürünüze borç olduğunuzu düşünüyorum. Bu anlamda da entegrasyon ve koordinasyonu çok iyi yürütüyor. Gerek yerde de gerekse ulusalda. Teşekkürüm bu boyutunda. Soruma gelince bir Niyazi Koyuncu olayıyla ilgili. Ben Pendik Belediyesi'yle de görüştüğümde şöyle bir durum yaşanmış. Teklif ilgili sanatçıdan geliyor. İlgili bilimde aldığı cevap şu: sizin sanatsal formatınızla bizim program formatımız birbirine pek yakın değil. Bir sonraki programlarda düşünebiliriz ama bugün için değil. Cevap bu. Daha sonrasında ilgili sanatçı arkadaşımız bunu bazı vekiller kanalıyla, özellikle Barış Yarkadaş üzerinden siyasallaştırıp müzik ya da sanat yanından ötesini siyasi yanına öne çıkarak PR yapmaya çalıştığını düşünüyoruz. Çünkü hatta kurumsal olarak Pendik Belediyesi'nin hukuki süreci başlattığını da biliyorum ilgili sanatçı hakkında. Bu detayı da basın mensubu arkadaşlarımla da paylaşmak isterim. İkinci sorum da şu: Mehmet Ali Büyük, Allah rahmet eylesin, Arif Dağlar, Allah rahmet eylesin, herkes kendi döneminde bir eser bırakarak gittiler. Sizden bir önceki belediye başkanımız Sayın Altınok Özde, kentsel dönüşüm gibi bir eserle anıldı Kartal kamuoyunda. Biz sizi 1,5 yıl sonrasında olası yol kazası yaşadığınızda Gökhan Yüksel'i hangi eseriyle alacağız? Teşekkür ederim. Bu süreci normal şekilde götürmeyi mi düşünüyorsunuz? Yoksa krizi dikkate alarak pandemi döneminde olduğu gibi bir öncelikler konusuna çıkacak mı? Ve bunu toplamak bu anlamda açıklayacak mısınız? Hani şuna da özellikle bunu sormak istiyorum. Çünkü hani pandemide genel faaliyetleri sürülmüş olsaydık alta kalkmak mümkün değil. Öncelikleriniz oldu. Ve önceliklerden dolayı da Kartal pandemi iyi bir biçimde atlattı. Şimdi kriz dönemi içerisinde de bu krizler normal gitmek mümkün değil. Onun için öncelikler gerekecek gibi görünüyor. Konudaki durumumuz nedir? Diğer yanıyla evet, bu kitap fuarının çok da üzgün bir yanı var. Bu Niyazi Koyucu'nun konseri var. Ve bu konserde özellikle sizin Pendik Belediyesi tarafından konserde iptal edilmesinin ardında davetiniz de gerçekleşti. Sanat Türk Kartal hakkında konuda teşekkür ediyoruz. Ayrıca bunu belirtmek isterim. Ancak kitap fuarımız Kartal kitap fuarı olmasına rağmen kitap fuarı Kartal aydın ve sanatçılarımızın yansıması biraz zayıf. Bunu özellikle dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. İşte en son basın metninizde dahi Kartal'da başka yok kalbi 150 civarında aydın ve sanatçımız olmasına rağmen kitap fuarıyla bunun kamuoyuna yansıması görülmüyor. Bu konuya ilişkiniz önemli olacak. Burada teşekkür ederim. Benim de merak ettiğim bir soru var. Yaklaşımda doğduğunu merak ettiğim konu var. Birisi imar planları ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ama tam net sizden bulmak istedim. Çok husus var. Etap 1, etap 2 projelerinde aşamada bir oyuncu mahallesinin imar planlarına ne oldu? Asıl hani Recep Anadolu'nun da bilgisi olarak yer almaktadır. Fakat orada ciddi bir sorun var. Binalar eski,
risk taşıyan binalar var. Yapılması için imar düzenlemesi şart. Yapılmayı da yıkılıp mağdur olan birkaç blok var. Bu konudaki çalışmalarımız ne aşamadadır? Bu kafe, içinde bulunduğumuz kafeler gayet güzel. Tepki diyor. Ondan dolayı güzel bir şey de söyleyelim. Başka konuda Aydos yolu konusunda bir çalışmanız var mı? Pendik Belediyesi bir yere kadar yaptı o yolu. Hatta Kartal Belediyesi'ne bir gol atmış oldu. Orada ifade ediliyor. Kartal Belediyesi bu konuda bir çalışma yapabilecek mi? Bir de dikkatimi çeken bir konu var. Yeni yapılan binalarda yoldan belli bir mesafede